Bugün 30 Mayıs günlerden pazartesi, hafta yine acı haberlerle başlıyoruz ne yazık ki. Irak'ın kuzeyinde devam eden pençe kilit operasyonda şehit olan iki asker bugün son yolculuklarına uğurlandı. Uzman çavuş İslam Sancak dün teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşmüştü. 27 Mayıs'ta yaralanan uzman çavuş Muhammed Serttaş da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Onların acıları memleketleri Samsun ve Diyarbakır'ı yaktı. Uzman çavuş İslam Sancak'la uzman çavuş Muhammed Serttaş. Irak'ın kuzeyinde şehit olan iki askere veda günüydü bugün. Acı haberin düştüğü Samsun'un Tekeköy ilçesi Yas'ta uzman çavuş İslam Sancak 30 yaşındaydı. Bir yıl önce nişanlanmıştı. Bu yaza düğünü vardı. Baba ocağına al bayrağı sarılı tabutu döndü. Uzman çavuş İslam Sancak pençe kilit operasyonunda görev yapıyordu. Dün teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Beni yaktın yıktın babanın. 30 yaşındaki Samsunlu şehidin 5 kardeşi vardı. Babasını kaybeden şehit ailesine bakıyordu. Ailesi törende gözyaşlarına boğuldu. İslam'ın arkadaşların geldi oğlum. Bir şey desene onlara. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Uzman çavuş Muhammed Serttaş 27 Mayıs'ta pençe kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanmıştı. Yaralı asker tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kalk! Geri! Bak! Şehitimizin ruhu için, hasreten Allah rızası için El Fatiha. 28 yaşındaki şehit uzman çavuş Muhammed Serttaş bekardı. Annesi Diyarbakır'daki törende yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Uzman çavuş Muhammed Serttaş Ulu Camii'ndeki törenin ardından şehitlikte toprağa verildi.